Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımızda yukarıdaki maddelerden hangilerinin sulu çözeltisi elektrolittir demiş. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler iyon oluşturduğu için elektrik akımını iletecektir. Ancak moleküler halde çözünen maddeler elektrik akımını iletmeyecektir. Çünkü iyon oluşturmuyor arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda potasyum sülfat, potasyum iyonu ve sülfat iyonu oluşturacaktır. Dolayısıyla iyon oluşturduğu için elektrik akımını iletecektir. Asetik asite baktığımızda asetat ve hidrojen iyonu oluşturacaktır. Dolayısıyla iyonlaşarak çözündüğü için de elektrik akımını iletecektir. Etil alkol moleküler halde çözünecektir. Dolayısıyla iyon oluşturmuyor. Bu yüzden de elektrik akımını iletmeyecektir. Sodyum hidroksit iyonlaşarak çözünecektir. Sodyum iyonu ve hidroksit iyonuna dönüşecektir. Dolayısıyla elektrik akımını iletecektir. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2, 4 yani E seçeneği olmalıdır. Magnezyum nitrü birleşiğinde sabit oran yani kütlece birleşme oranı 18 bölü 7'dir. Buna göre 100 gram magnezyum nitrür bileşiğinde magnezyum ve azot kütleleri kaçar gramdır? Magnezyumun azotla tepkimesinden magnezyum nitrür bileşiği oluşacaktır. Burada verilen sabit oran 18 gram magnezyuma 7 gram azottur. Bu şu demektir arkadaşlar? Magnezyum nitrür bileşiği oluşturmak istiyorsanız her 18 gram magnezyum için 7 gram azota ihtiyacınız var. Kütlenin korunumu kanunu gereği 18 ile 7'yi topladığımızda da 25 gram magnezyum nitrür olacaktır. Burada 100 gram magnezyum nitrit oluşturmak istiyorsanız burayı 4 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman ifadelerden hepsinin 4 ile çarpmamız gerekir. Çünkü aralarında sabit oran vardır. Magnezyum 18 çarpı 4'ten 72 gram kullanmamız gerekir. Azot 4 çarpı 7'den 28 gram kullanmamız gerekir. Böylece 100 gram magnezyum nitrür bileşiği oluşturmuş oluruz. Baktığımızda bize bu cevabı veren D seçeneği olacaktır. 72 gram magnezyum 28 gram e, azot olarak cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki soluç özelsindeki iyonları belirtilen bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir? Bileşik adlandırmaları yaparken öncelikle katyon sonra anyon da, da koyacağız. Baktığımızda sodyum katyonu yanındaki anyonumuz ise bir karbonat anyonu olacaktır. Sodyum bir karbonat bileşiğimizin ismi olacaktır. Baktığımızda sodyum bir karbonat doğru verilmiştir. Katyonumuz potasyum, anyonumuz klorat olacaktır arkadaşlar. Potasyum klorat olması gerekirken potasyum klorür şeklinde verilmiş. Potasyum klorür ise KCl şeklinde olması gerekir. Dolayısıyla yanlış verilen cevap B seçeneği olacaktır. C seçeneğimize baktığımızda sodyum oksalat şeklinde verilmesi lazım. Katyonumuz sodyum, anyonumuz oksalat doğru verilmiştir. D seçeneğimize baktığımızda katyonumuz kalsiyum, anyonumuz asetat, kalsiyum asetat doğru bir adlandırmadır. Burada demir değişken değerli kalan bir metal olduğu için demirin yükseltgenme basamağı parantez içinde roman rakamıyla belirtilmesi gerekir. Demir 3 nitrat ifadesi doğru olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki bileşiklerin demir, bakır ve azot kütleleri eşit olan örneklerindeki oksijen kütlelerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Burada demirin bakırın ve azotun kütleleri birbirine eşittir. K gibi bir sayı olsun arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda demir 2 oksitin eğer 1 mol olduğunu düşünürsek yani 1 mol demir 2 oksit olduğunu düşünürsek bu 1 molde 56 gram demir olacaktır. 56 gram demir. Ancak bende K gram var arkadaşlar. O zaman ben bu bileşin kaç mol olduğunu bulabilirim. Buradan işler dışlar çarpım yaptığımızda K bölü 56 mol olacaktır. Demek ki birinci öncülümüzün mol sayısı K bölü 56'dır. İkinci öncülümüze baktığımızda bakır 1 oksit 1 mol olsaydı yani 1 mol bakır 1 oksit e, kaç gram bakır olacaktı burada? Mol kütlesine baktığımızda 2 kere 64 128 gram bakır olacaktı. Ben de k gram bakır olduğuna göre kaç mol olduğunu buradan da yine işler dışlar çarpımı yaparak bulabilirim. K bölü 128 mol olacaktır. İkinci öncülümüz de K bölü 128 moldur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda arkadaşlar şuraya üçüncü öncülümüzü yapalım. Azot dioksit eğer 1 mol azot dioksite baktığımda burada 14 gram azot olacaktı. Ben de K gram azot olduğuna göre kaç mol olduğunu bulabilirim bu bileşiğin. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda da K bölü 14 mol olduğunu görebiliriz. Demek ki 3. bileşiğimiz de K bölü 14 moldur. Burada bizden oksijenlerin kütlelerini istemiş. Bildiğiniz gibi mol sayısı eşittir. Kütle bölü MA'dır. Buradan mol sayısıyla mol kütlesini çarptığımızda bize kütleyi verecekti. Yani M eşittir mol sayısı çarpı mol kütlesi. Birinci bileşiğimize baktığımızda oksijen bir tane ve mol kütlesi 16 çarpı mol sayısına baktığımızda K bölü 56 olacaktır. K bölü 56. Burada sadeleştirme yapalım. 16 8'e bölünür 2. 56 8'e bölünür 7. Yani birinci öncülümüz arkadaşlar. 2 K bölü 7 olacaktır. İkinci öncülümüze bakalım. İkinci öncülümüzün mol sayısı K bölü 128. Burada oksijen bir tane 16 ile çarpmamız gerekir. 16'yı 2'ye böldük. Hatta ikisi de 8'e bölünecektir. 16'yı 8'e böldüğümüzde 2K olacaktır burası. 128'i 8'e böldüğümüzde ise 16 olacaktır. Burada bir daha sadeleştirelim. K bölü 8 olacaktır. İkinci öncülümüz de K bölü 8'dir. Birinci öncülümüzü 2K bölü 7 bulmuştuk. Üçüncü öncülümüze baktığımızda arkadaşlar K bölü 14 moldü. O zaman k bölü 14'te mol kütlesini çarpacağız. Oksijen burada 2 tane olduğunu görmemiz gerekir. 16 k 2 32 olacaktır. Burada da sadeleştirme işlemini yaptığımızda 16 k bölü 7 olduğunu görebiliriz. Şimdi öncelikle birinci ile üçüncüyü kıyaslayacak olursak. Üçüncü 16 k bölü 7 birinci 2 k bölü 7. Dolayısıyla 3'ün birden büyük olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Peki 1 ile 2 arasındaki ilişkiye bakalım arkadaşlar. E, i̇kincisi k bölü 8 Birincisi 2K bölü 7. E birincisinin 2'den daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla sıralamamız 3 büyüktür, 1 büyüktür, 2 şeklinde olmalıdır. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. X, Y, Y2 ve X, Y2 ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre yargılanan hangi doğrudur? Verilen bilgileri bakalım. X, molekülünde elektron yoğunluğu Y'nin etrafındadır. Elektron yoğunluğu arkadaşlar iki elementten oluşan yapıda Y'nin etrafında toplanıyorsa bu yapı polar bir molekül olduğunu direkt söyleyebiliriz. Çünkü apolar bir molekül olsaydı elektron yoğunluğu eşit dağılırdı. Polar bir molekülde ise elektron yoğunluğu elektro elektronegatifliği daha yüksek olan atom etrafında toplanacaktır. xy 2 molekülünde merkez atomun değerlik elektronlarının tamamı bağ yapımında katılmıştır. X burada merkez atomdu. Dolayısıyla bağ yapımına tamamen katıldığına göre X'in üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Aynı zamanda X'e bağlanan atomlar aynı atomlar olduğuna göre XY2 apolar bir molekül olacaktır. Y2'ye baktığımızda aynı metal atomları tarafından oluşturulan bağlar apolar kovalent bağdır. Dolayısıyla Y2 molekülü de apolar olacaktır diyoruz. Birinci öncülümüzde XY polar Y2 ve XY2 apolar moleküllerdir demiş. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. XY polardır diğer ikisi apolar olacaktır yoğun fazda X 2 molekülleri arası etkin kuvvet London'dır. apolar moleküllerde yoğun fazla etkin kuvvet sadece London kuvveti olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. XY molekülleri ile su arasında yoğun fazla dipol dipol etkileşim kurulur. X, Y'ye baktığımızda arkadaşlar polar moleküldür. Dolayısıyla dipol oluşturacaktır. Burada elektron yoğunluğunun fazla olduğu Y tarafı kısmi negatif. Elektron yoğunluğunun az olduğu taraf X tarafı kısmi pozitif olacaktır. Su molekülüne baktığımızda su molekülü de yine polar bir moleküldür. Dolayısıyla dipol oluşturur diyoruz. Aralarındaki etkileşim dipol dipol etkileşim olacaktır. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır. Denklemine göre eşit mol sayılı propin ve oksijen gazının %50 verimle gerçekleştirdiği tepkime sonucu normal koşullarda 13,44 litre karbondioksit gazı oluşuyor. Buna göre yargılarından hangi de doğrudur demiş. Öncelikle tepkimemizi yazalım arkadaşlar. Tepkimemizi yazdıktan sonra işlemlerimizi daha rahat yapacağımızı düşünüyorum. Propin ve oksijen gazının tepkimesinden karbondioksit ve su oluşacaktır. Oluşan karbondioksit gazının normal koşullarda 13,44 litre olduğunu söylemiş. Biz şunu biliyoruz. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre olacaktır. 13,44 litre gazında işler dışlar çarpımını yaparak arkadaşlar 0,6 mol olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla burada oluşan gazımız 0,6 moldür. Bildiğiniz gibi kas sayılarla oluşan ve harcanan maddeler arasında ilişki kurabiliriz. Kas sayısı 3 olan karbondioksitten 0,6 mol oluşmuşsa kas sayısı 2 olan sudan 0,4 mol oluşacaktır. Kas sayısı 1 olan propinden 0,2 mol harcanırken kas sayısı 4 olan oksijen gazından 0,8 mol harcanacaktır diyoruz. Başlangıçta arkadaşlar propinin ve oksijen gazının mol sayıları eşit. Yani n mole n mol olacaktır. Bu tepkimenin %50 verimle gerçekleştiğine göre burada sınırlayıcı maddeyi bulmamız gerekir. Sınırlayıcı madde üzerinden tepkime verimi hesaplanacağına göre %50 verimi de sınırlayıcı maddeye göre hesaplamamız gerekecektir arkadaşlar. Şimdi baktığımızda propinin kas sayısı 1'dir. Dolayısıyla 0,2 mesela en burada 1 gibi bir sayı olsun arkadaşlar. Eğer burada 0,2 mole 0,8 mol oksijen gazı harcanıyorsa 0,2 yerine 1 mol propin harcasaydım yani 5 katı 0,8'in de 5 katı 4 mol oksijen gazı harcamam gerekirdi. Ancak elimde o kadar oksijen gazı yok. 1 mol var. Dolayısıyla burada sınırlayıcı maddemiz bizim oksijen gazımızdır. E, bu tepkimenin %50 verimle gerçekleştiğine göre arkadaşlar 0,8 mol oksijen gazı harcanıyorsa başlangıçtaki oksijen gazı miktarını bulabilirim. Çünkü yüzde verim eşittir. Harcanan madde 0,8 başlangıçtaki madde x çarpı 100 diyorum. Burada sadeleştirme işlemimizi yaptığımızda x buradan 1,6 mol çıkacaktır. Demek ki başlangıçta 1,6 mol oksijen gazı 1,6 mol de propin gazı olacaktır. 1,6 mol propin gazının 0,2'si harcanmış, 1,4 molü artmıştır. Aynı şekilde 1,6 mol oksijen gazının 0,8'i harcanmış, 0,8 mol oksijen gazı da artmış olacaktır. Artık soruyu rahat cevaplayabiliriz. 0,8 mol oksijen gazı harcanır ifadesi doğru ifadedir. Başlangıçta kapta 1,6 mol gaz karışımı vardır. Bakın 1,6, 1,6 daha 3,2 olması gerekir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Reaktiflerin 2,2 molü tepkimeye girmeden kalır. Yani tepkimeye giren maddelerden artan maddeyi soruyor. 1,4, 0,8 daha arkadaşlar topladığımızda 2,2 mol olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Yukarıda bulundukları ortamlar belirtilen sıvılarla ilgili yargılanan hangi doğrudur? Birinci öncülümüze baktığımızda kaynamaya başlama sıcaklıklar arasındaki ilişki 2 büyüktür, 3 büyüktür, 1 demiş. Bakalım. Birinci kap saf su, ikinci kap %20'lik tuzlu su, üçüncü kap %20'lik tuzlu su. Birinci kap Ankara, ikinci kap Antalya, üçüncü kap Ankara. O zaman Ankaraları ilk olarak kendi arasında kıyaslayalım. Saf su ve içerisinde tuz var arkadaşlar %20'lik. Bildiğiniz gibi suyun içerisinde uçucu olmayan bir katı çözerseniz ne olacaktır? Suyun kaynama noktası artacaktır. O zaman 3'ün kaynamaya başlama sıcaklığı birden daha büyük olacaktır. Şimdi 1'i eledik. 2 ile 3'ü karşılaştıralım. İkinci kap Antalya'da %20'lik tuzlu su. Üçüncü kap ise %20'lik Ankara'daki tuzlu Burada baktığımızda Antalya'daki arkadaşlar tuzlu daha yüksek sıcaklıkta kaynayacaktır. Çünkü dış basınç daha fazladır. Ankara daha yüksek olduğu için dış basınç daha az olacaktır. Ve %20'lik tuzlu daha düşük bir sıcaklıkta kaynayacaktır. Dolayısıyla ikincinin kaynamaya başlama sıcaklığı üçüncüden daha büyük olacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. 25 derecedeki buhar basınçları arasındaki ilişki bir büyüktür üç büyüktür 2 demiş. Bildiğiniz gibi buhar basıncı sıcaklığa, sıvının cinsine ve safsızlığa bağlıdır. Dış basınca bağlı değildir. Burada hepsinin 25 derece sıcaklığı aynıdır arkadaşlar. Sıvıların cinsi aynıdır. Ancak safsızlığına baktığımızda 2 ve 3'ün safsızlığı vardır. Dolayısıyla birincinin buhar basıncı 2, 2 ve 3'ten büyük olacak. 2 ve 3 ise birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır kaynarken ki buhar basınçları arasındaki ilişki iki büyüktür. Bir eşittir üçtür. Bildiğiniz gibi e, kaynama anında buhar basıncı dış basınca eşit olur. Dolayısıyla ortamın dış basıncına bağlıdır. Ankara'daki dış basınç eşit olacağı için birinci ve üçüncü kabın buhar basınçları birbirine eşit olacaktır. Antalya'daki dış basınç daha büyük olduğu için de arkadaşlar ikinci kabın buhar basıncı 1 e, ve 3'e göre daha büyük olacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru verilmiştir. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Sıvıların viskozite değerleri yukarıdaki niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Sıvının cinsine bağlıdır arkadaşlar. Örneğin balla suyun viskozitesi birbirinden farklı olacaktır. Sıcaklığa da bağlıdır. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Akıcılık artacaktır. Molekül ağırlığına da bağlıdır. Molekül ağırlığı arttıkça viskozite artacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olmalıdır. X, Y ve Z saf sıvıları ile ilgili özkütle ve kaynama sıcaklığı değerleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z sıvılarının oluşturduğu karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine baktığımızda X ve Y'den oluşan karışım homojen ise ayrımsal damıtma ile birleşenlerine ayrılır. Sıvı sıvı homojen karışımlar arkadaşlar kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemine Ayrımsal damıtma denir. Burada kaynama sıcaklıkları arasında belirgin bir fark olması da gerekir. Baktığımızda 112 ve 78 aralarında belirgin bir fark vardı. Dolayısıyla ayrımsal damıtma ile bileşenlerini ayrılacaktır. Y ve Z'den oluşan karışım heterojen ise ayırma hunisi ile bileşenlerini ayrılır. Sıvı sıvı heterojen karışımlar yoğunluk farkları eğer yoğunlukları birbirinden farklı ise ayırma hunisi ile arkadaşa birbirinden ayrılacaktır. Baktığımızda Y ve Z'nin yoğunlukları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. X, Y ve Z'den oluşan karışım homojen ise damıtma kabında en son X kalabilir. Ee, X, Y ve Z'den oluşan sıvı sıvı homojen karışımda arkadaşlar. Damıtma kabında en son kaynama noktası en büyük olan sıvı kalacaktır. Baktığımızda kaynama noktası en büyük olan Z'dir. X'in kaynama noktası en küçük olduğu için C seçeneği yanlıştır. Yalnızca X ve Z birbirine karışıyor ise X, Y ve Z'nin karışımında Y üstte kalabilir. Bu ifade de doğru olabilir arkadaşlar. Baktığımızda X ve Z Birbirine karışıyorsa karışımın öz kütlesi 2'ye yakın olabilir. Örneğin 1,5 gibi. Bu durumda Y'nin öz kütlesi 1,5'ten daha küçük olduğu için bu karışımda üstte yer alacaktır. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. X, Y ve Z'nin 125 derecedeki karışımı homojendir. 125 derecede 3 maddenin de gaz halde olduğunu görüyoruz. Gaz maddelerin her durumda gazlar homojen karışacaktır. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen gazların kütleleri M, mol sayıları N ve atom sayıları A arasındaki ilişki yukarıdakilerden hangilerinde doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar yapacağımız işlemler çok basit. Bu gazların hepsinin mol sayısını bulmakla işe başlayalım. Birinci öncümüze baktığımızda normal koşullarda 5,6 litre kükürt trioksit gazı demiş. Biz şunu biliyoruz normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre olacaktır. 5,6 litre gaz kaç moldür diyorum. İşler dışlar çarpımı yaptığımda 5,6'yı 22,4'e bölüyorum. 1 bölü 4 yani 0,25 mol olacaktır. Demek ki birincisi 0,25 mol kükürt trioksit gazıdır. İkinci öncülümüze baktığımızda 20 gram e, propin gazı demiş arkadaşlar. Öncelikle propinin mol kütlesini bulalım. 3 tane karbon var. 3 kere 12, 36. 4 tane hidrojen var. 4 kere 1, 4. Topladığımda 40 gram olacaktır. Diyorum ki 1 molü 40 gram ise 20 gramı kaç moldur? Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda 0,5 mol olarak bulacağız. Demek ki ikinci gazımız da 0,5 mol propin gazı olacaktır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda 6,25 çarpı Na tane atom içeren CH4 gazı. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Eğer CH4 gazı 1 mol olsaydı 4, 1 daha 5. Yani 5 mol atom içerecekti. Burada Na dediğine göre biz mol'ü siliyoruz. 5 çarpı Na tane atom içerecek. Çünkü 1 mol Na tane demek zaten. E burada 6,25 çarpı NA dediğine göre kaç mol olduğunu bulabilirim arkadaşlar. Yine işler dışlar çarpım yaptığımızda burada 6,25'i 6,25'i 5'e bölüyoruz. Buradan da 1,25 mol olduğunu buluyorum. Demek ki 3. öncülümüzde 1,25 mol CH4 gazı olacaktır. Artık ne istediğini rahatlıkla yapabiliriz. Artık ne isterse rahatlıkla yapabiliriz. Demiş ki kütlelere eşit. Hemen bakalım. 1 mol kükürt trioksidin kütlesine baktığımızda kükürt 32. Oksijen 16'dan 48 toplam 80 olacaktır. Bizde 0,25 var. O zaman 80 çarpı 0,25 dediğimizde arkadaşlar biz kütlesini 20 gram olarak buluruz. Zaten ikinci e, öncülümüzde 20 gram olarak vermişti. Üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülümüze baktığımızda 1,25 mol metan gazımız var. 1,25 çarpı mol kütlesine baktığımızda karbon 12 hidrojenden 4 gelecek 16 1,25 ile 16'yı çarptığımızda 20 gram olacaktır. Dolayısıyla 3 öncülün de kütlesi birbirine eşittir. Birinci öncülümüz doğrudur. Mol sayıları arasındaki ilişkiye baktığımızda 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 demiş. Baktığımızda 3'ün üçün, üç, mol sayısı 1,25, ikincinin 0,5, birincinin ise 0,25. Dolayısıyla sıralama 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 şeklinde olması gerekir. Baktığımızda doğru verilmiş. 3. öncüle baktığımızda atom sayıları arasındaki ilişki 2 büyüktür, 3 büyüktür, 1 demiş. Bakalım arkadaşlar. Birinci öncüle baktığımızda 3, 1 daha 4 tane atom vardır. Mol sayısı 0,25 olduğuna göre 1 çarpı na tane atom olacaktır. İkinci öncülümüze baktığımızda 3, 4 daha 7 tane atom vardır. 7 kere 0,5 3,5 mol çarpı na. Yani 3,5 çarpı na tane atom vardır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda 1,25 mol demiştik. 5 tane atom var. 5 kere 1,25. Zaten soruda vermişti. 6, 25 çarpı NA. Gördüğünüz gibi 3, 2'den 2'de 1'den daha büyük olması gerekir. Burada sıralama yanlış verilmiştir. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Saf X ve Y sıvılarının bir atmosfer dış basınçlı ortamda sıcaklık zaman grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre X ve Y sıvılarının oluşturduğu homojen karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır deniliyor. Dikkat ederseniz soruda x ve y'nin sıvı olduğunun üzerinde durulmuş ve bu karışımın homojen olduğu üzerinde durulmuş. Grafiklere baktığımızda her iki sıvının da kaynama noktası birbirinden farklı. O halde biz bu sıvıları kaynama noktasından faydalanarak ayıracağız. Kaynama noktasından yararlanarak kullanılan ayırma yönteminin adı ayrımsal damıtmadır. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır.